Herkese selam, ben Kübra, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünün videosu 12'ye 1 koleston. Çok uykusuz ve çok yorgun olduğum için ama da bir yandan Instagram'da böyle bir video çekeceğime dair, bu boyayı deneyeceğime dair söz verdiğim için konuşamıyorum bile. Bu videoyu çekmek istedim. Annemlerdeyim şu anda çok videoyu bir koltuğun üzerine koydum ve kayda geçtim. Instagram hesabından sormuştum en çok merak ettiğiniz, denemek istediğiniz saç boyaları hangileri diye. Çok yüksek bir oranla koleston 12'ye 1 sonucu ortaya çıktı. Yani birçoğunuz 12'ye 1'i seçtiniz. Ben de aslında merak ediyordum bu boyayı ama şu anda değildi. Olsun, deneyelim. Saçlarımı az önce yağladım. Şimdi hemen tarayacağım ve boyama işlemine başlayacağım. Sizin önünüzde karıştırmam gerektirecek bir şey yok. Hepsini biliyorsunuz zaten. Videoyu uzatabilecek halde olsam inanın burada ben bir saat konuşurum. Bunu da biliyorsunuz. Ama boyayı denemeyi ve sonucu sizinle paylaşmayı istedim sadece. Ve hani boyayı acelece hazırlanıp düğüne gitmem gerekiyor. Hiç uyumadan. Gözlerim asla açılmıyor. Bakalım neler olacak. 12 numara bizim bildiğimiz zaten çok açık bir renktir. Bu renk çok da açık bir renk değil. Daha ziyade böyle 8 civarı bir boya rengine benziyor. Ama arkada şu şekilde gözüktüğünde açılmamış renklerde evet bu kadar açabiliyor. Fakat açılmış bir saçta böyle oluyor. Biliyorsunuz benim saçım zaten her yeri başka bir renk. Ama büyük ihtimalle, en kötü ihtimalle diyeyim, ortadaki tonu tuttururuz. Bakalım ne olacak gerçekten. Ya hatta şöyle mevcut rengimiz açık kumral gibi bile düşünsek bayağı bir sarıya doğru gidecek gibi gözüküyor. Yani şu görsel sizi aldatmasın. Bu görselde çok daha 8 numaraya yakın duruyor. İçerisinden işte her zamanki gibi bir kullanma kılavuzu ve sonra bir adet şöyle tüp boya, şöyle bir adet krem boya, çok küçük bir rebatı var. 2 tane aldım ama umarım yeter. İşte oksidan şişesi var. Çok güzel, Koleston'un bu şişelerini seviyorum. Fazla bir alan var içerisinde, yani şurada oksidan, bu kadarı da boya için hem de karıştırmak için bayağı bir yer kalmış oluyor böylece. Oksidanın volümü kutunun üzerinde yazmıyor. Hiçbir yerinde böyle bir ibare yok. Palettenin yazıyor oysa ki. Kolestondan da böyle bir şey bekliyorum ben. Şu an kaç volüm oksidan kullandığımı öğrenmek istiyorum çünkü çok ağır bir kokusu yok. Ama yine de kaç volüm oksidan olduğunu bilmek isterim ben. Başka kutumuzun içerisinden bakın, böyle şeyler çıkıyor. Bu maskeler çok kıymetli. Bunların hepsini çok özenle saklamanızı ve kullanmanızı istiyorum. Bu tazeleme, renk aktifleştirici. 15 gün sonra cila yapar gibi tekrar bunu kullanabileceğiz ki çok güzel bir şey bu. O yüzden bunu aktifleştiriciyi mutlaka saklıyoruz. Hiçbir şekilde kaybetmiyoruz ve tam 15 gün sonra boyamız akmaya başlayınca böyle bir mor şampuan yerine, hatta cila yapmak yerine bunu kullanıyoruz. Aynı zamanda içerisinde 2 tane bakım kürü var. Bu da çok önemli. Bu ikisi de tek tek kullanılabilir. Yani bir ilk yıkamada birini, ikinci yıkamada diğerini kullanabilirsiniz. Saç maskesi, saç bakım kremi hepsinin yerine geçer ve çok da etkilidir bunlar. O yüzden ben bunları her seferinde çok güzel kullanırım. Ben hemen boyayı hazırlayayım. Boyamaya başlayayım. Vallahi bilmiyorum. Çeker miyim boyarken? Çünkü zaten biliyorsunuz artık hani burada sür sür et falan. Çok merak ettiğiniz, görmek isteyeceğiniz şeyler değil artık. Ben de zaten çekebilecek durumda değilim maalesef. Bir an önce hazırlanmaya başlamam gerekiyor. Yalnız eldivenleri göstereceğim. Kaç tane? Bak. Bu bir kutunun içerisinden çıkan. 2 çift eldiven çıktı. Koleston teşekkürler. Başka hiçbir şey demiyorum. Bu boyayla ilgili söylemem gereken 2-3 tane önemli nokta var. Birincisi, bu Forever Blonde serisinde esmerlere göre bir sarışınlık vaat ettiklerini, yani esmerlerin saçlarını sarıya döndüreceklerini vaat ettikleri bir seri bu. Hatta üzerine de yazar, esmerlere özel ışıltılı sarılar. Yani saç renginiz koyu da olsa, bu esmerden kasıt tabii ki bir numara siyah gibi bir koyuluk değil ama yani şöyle şu tarz koyu kahve gibi bir ton da olsa onu açabileceğini, güzel bir renkle boyayabileceğini söyler. Ve en önemlisi bakır, turuncu, böyle alttan kızıl yansımalı görünümü yok edeceğini, hiç onunla ilgili endişeniz olmaması gerektiğini iddia eden bir boya serisi. O yüzden de sizlerin çok merak ettiğini biliyorum ama deneyeceğiz bugün bakalım. Benim de saçlarımda bu arada dipleri biliyorsunuz kendi rengim. Şu an hani yağ sürdüm, çok kötü taramadım da felaket. Burası zaten kendinden bakır, yani çok rose gold videonun hemen yukarısında. Tik tak bir yerinde olan boyanın akmış, inanılmaz akmış ama yine de saçımın ilk boyanması olduğu için şu kısmın boyanın tutunabildiği bir kısım. O renk orası şu anda. Uçları zaten bildiğiniz
sarıya dönük böyle açık, çok açık bir küllü kumral gibi ya da sadece kumral gibi bir renk. Küllü değildir aynen. 8-0 gibi bir şey uçlar. O yüzden boyanın aslında ben rengin eşitlemesini bekliyorum ama bir yandan da uçlar biraz daha açık renk olabilir. Sizler için şöyle bir faydası olacak benim saçlarımın. Diplerim kendi rengim. Kendi renginizde nasıl bir sonuç elde edeceksiniz onu göreceksiniz. Ortalar böyle daha bakırımsı, biliyorsunuz rose gold rengi. Daha böyle bakır tonlu, belki 7'ye boyadınız, belki işte 8'e boyadınız ve saçlarınız turuncu turuncu açılmaya başladı sadece. Boya çok etkisini göstermedi. Onun üzerinde nasıl durabilir onu göreceksiniz. Aynı zamanda da güzelce açılmış sarı, 8'e kadar neredeyse açılmış bir saçın, dümdüz bir saçın zeminin üzerine nasıl durabilir onu göreceksiniz. Bu üç renk açısından çok iyi olacak. Umuyorum ki üçü de aynı ton olur ya da en azından aralarında böyle bir ton fark olup hani dipten koyudan açığa doğru gelip daha doğal bir görünüm verir. Benim hayalim bu yönde. Şimdi annemlerdeyim dediğim gibi. O yüzden videonun devamını bu şekilde çekemeyeceğim. Yapacağım şeyi zaten biliyorsunuz. Boyayı buna karıştıracağım ve saçımı uygulayacağım. Benim saçlarımın şu anda boyutu bu şekilde. Buraya geliyor. İki kutu aldım. Umarım yeter. Biraz uygulamaya başlayayım. Devamını zaten birkaç kısa video ile size açıklamaya ve anlatmaya devam edebilirim büyük ihtimalle. Başlıyorum. Başlayayım mı? Ay hadi başlayayım ya. Videoyu niye kapatırsın ki? Ya burada bir küçük koltuk var annemlerin odasındayım ben şu an, onların da haberi yok. Koltuk da krem rengi. Yani şu an oturduğum koltuğun rengi bu. O yüzden de biraz korkuyorum. Annem... Anne izlemiyorsun değil mi? Kapa kapa videoyu, yok bir şey. Bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Aynı stabil ya. Ben bunu burada yapmayayım, banyoya gideyim. Gözüm birazcık bile açılmadan 10 dakikadır konuşuyorum. Bitireyim geleyim ya. Şimdilik boya sadece diplere yetti. Gördüğünüz gibi uçlar hala kuru. İkinci kutuyu açıyorum. İnanılmaz ağır bir koku. İnanılmaz böyle bütün sinüslerimi yaktı. Kafa derimi direkt yakmaya başladı. Ama küllü olduğunu şu renk bozarmasından anlayabiliyoruz. Şimdi uçlar için ikinci kutuyu açtığımda tamamen boyayı yedireceğim. Öksürtüyor boya. İkinci kutuyla birlikte tamamen boyayı tüm saçıma yedireceğim. Öncesinde bir 10 dakika normalde dipleri bekletmem gerekirdi ama sizler için hepsini aynı anda boyayacağım ki her tonun ne tarz bir renk ortaya çıkardığını görün diye. Tamamını bitirdim. Şimdi söylemem gereken iki tane şey var. Birincisi, bildiğiniz gibi 30 dakika boyunca tüm saçımda bu boyanın beklemesi gerekiyor. Tam 30 dakika. İkinci olarak da bu 15 gün sonra kullanılacak olan krem. Bir saniye. Bu renk aktifleştirici 15 gün sonra kullanılan bir şey ve iki kutu çıkıyor biliyorsunuz. İki kutu boya aldığımız için ikisini birlikte saçımızı sürüp 10 dakika bekletip sonrasında durulayacağız. Islak saça yapacağız. Yani bildiğiniz cila mantığında bunu uygulayacağız tam 15 gün sonra. Yani 15. gün, boyamanın üzerinden 15 gün geçtikten sonra. Şu anda boyadığımdaki izlenimleri anlatayım. Bayağı koyu gözüküyor. Çok koyu gözüküyor. Sanki böyle 6-1'e boyamışım gibi bir izlenim var. Diplerimi hemen eşitledi. Şurasında gördüğünüz kızılıklar hemen yok olmaya başladı. Boyanın pigmenti ve yoğunluğu ve böyle boğazımızı yakması, canımızı acıtması bir tık fazla. Ama şu anda memnunum. Memnun gibiyim. Bir yıkayalım bakalım ne çıkacak. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Hani biliyorsunuz boyanın kutusunun içerisinden ikişer tane eldiven çıkmıştı. Çünkü ikişer kat giymemiz gerek diye yazıyor kullanma kılavuzunda. Yani her eldiveni iki kere giymemiz gerekiyor. Bir elimize iki eldiven, diğer elimize iki eldiven. Toplam 4 eldiven var bende şu an. Ben de böyle hani bu renk aktifleştirici krem kullanılacağı zaman diğer çifti takarız diye düşünüyordum ama aslında iki kat üst üste takmamız gerekiyormuş. Ya buna gerek var mı bilmiyorum. Ben tek kat eldivenle boyadım. Hiçbir zararını da görmedim. Ama Koleson'un önerisi iki kat eldiven. Yani boyanın ne kadar yüksek bir kimyasala sahip olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Ya çift kat eldiven takın diyor. İnanılmaz. Ben geldim. Geri geldim. Rengi muhtemelen çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bana ay nasıl kabarttım. Bana soracak olursanız 8.1'dir bu. Açık küllü kumral tonu işte budur. Ama bana sormayacak olursanız da Koleston'a soracak olursanız 12.11'miş. 12.11'i hepimiz biliyoruz ki bayağı platin beyaza yakın bir sarı olması gerekiyor 12 numara. Ama markadan markaya göre de değişir.
Ben bunu da çözdüm galiba. Yani hiç emin olmamakla birlikte sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. İçerisindeki oksidan volümü gerçekten çok yüksek olduğu için, saçı çok ciddi oranda açtığı için 12 numara koymuşlar. Ama gelin görün ki boya o kadar da açık bir ton değil. Evet, kapak fotoğrafındakiyle neredeyse hemen hemen aynısı tutuyor. Bu iyi bir özellik. Artıların arasına koyayım. Hatta şu anda artıları ben tek tek saymaya başlayayım bu boya ile ilgili. Birinci artı, dip boyamı görüyorsunuz. Kendi saç renginizi de gerçekten ucuyla ya da kutunun üzerindeki görselle birebir aynı tona ulaştırıyor. Aynı zamanda buralarımda kızıllıklar vardı. Onu da çok net hatırlarsınız. Şurası bakın, şuraya kadar kırmızıydı. Hiçbir eser kalmadı yani, hiç en ufak bir turunculuk dahi yok. Uçları da yine birebir aynı tonda boyadı. Yani şu an birazcık daha koyu gibi duruyor ama aslında ışık tam bu. Yani saçın her yeri aynı renk. Yani renk eşitsizliklerini tamamen çözen ve tüm saçı aynı renge boyayabilen yapıda bir boya. Negatif özelliklere, yani tüm olumsuzluklarına gelecek olursam, ilk olumsuzluğu dediğim gibi, dedim mi? Demediysem de diyorum. Pardon. Sanırım oksidanı çok yüksek volümlü. Bu yüzden de saçı kurutuyor. Yani bir oryal kadar neredeyse saçı kurutan ve böyle yıpratan bir yapısı var oksidanın. Zaten kullanırken kafanızın yanmasından, boya kokusundaki o amonyağın böyle buram buram gelmesinden anlıyorsunuz ki oksidanın volümü çok yüksek. Boya da aynı oranda koyulukta olduğu için, yani boya da oksidan ne kadar açıksa neredeyse bir o kadar koyu olduğu için, dediğim gibi 8 gibi bir şey bu. Çok da güzel boyayabiliyor ve eşitliği bu şekilde sağlıyor bu boya. Evet, bu Blonde Me serisindeki boyaların birçoğu orijinal, doğal, kendi renginizi çok güzel sarılara çevirebilir. Turunculanma yapmadan, bozartmadan, kızartmadan. Ben 12-11'i kullandım ama diğer varsa yurt içinde satışı olanların görsellerini buraya koyarım. Eğer kendi saç renginiz koyu bir renkse, ya böyle 4-1, 4-1 biraz koyu oldu galiba, ya da böyle 5-1, hadi benimkisi gibi 6-1 ise çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz sadece boyamayla. O yüzden bu boyayı kesinlikle öneriyorum. Ama boyasız ve doğal saçlar için biraz daha fazla öneriyorum. Yani benim gibi çok fazla işlem görmüş saçlarda böyle olumsuz, böyle hiç istenmedik, beklenmedik bir sonuçla karşılaşılabilir. Saçı yakarız yani. Bir bakmışsın yanmış. Aa, ne oldu ya? Boyayla saç yaktım falan gibi böyle her şey olabilir. Benden söylemesi, temkinli olun. Saçınızı mutlaka kontrol ederek boyayın. Beni şöyle yanıltan bir durum oldu. Biliyorsunuz videonun başında annemlerdeydim. Kendi şampuanımı uzanamadım getirmiştim ama uzaktaydı. Ben de üşendim ve ikinci şampuanlamayı, pardon, ilk şampuanlamayı Pantene yaptım. Pantene de benim daha önce hiç kullanmadığım bir şampuan. Ve saçımda böyle bir gacırtı gucurtu olmaya başladı. Sabunla yıkarsanız da böyle gıcırdar ya, kuruduğunu anlarsınız. İşte orada bir problem var. Ben bu gıcırtının, yani bu kuruluğun şampuandan mı geldiğini yoksa saç boyası yüzünden mi olduğunu tam olarak kavrayamadım. Bu yüzden şimdi sizden şunu istiyorum. Pantene şampuan kullananınız varsa aşağıya yorumlara, yalnız kremsiz olan, sadece şampuan, şampuanın saçlarında bıraktığı etkiyi yazarlarsa benim de kafamda bir netleşir. Ve eğer bu gerçekten bu şekilde gıcırda, tam böyle sabun etkili neredeyse, çok kurutan bir şampuansa da lütfen kullanmayı bırakın. Pantene'i karşımıza aldık. Aldık, yapacak bir şey yok. Eğer bu kadar çok kurutuyorsa gerçekten ben önermeyin diyeceklerim arasına koyarım. Ama dediğim gibi sizden bir geri dönüş bekliyorum bununla ilgili. Onun haricinde birçok kişi beğendi. Instagram'da böyle inanılmaz güzel yorumlar oldu. Herkes çok beğendiğini söyledi. Ben de beğendim ama makyaj istiyor. Yani makyajsız böyle bu videonun karşısına oturduğumda, "Wow, bu da kim?" dedim. Çünkü hafif bir yaşlandırma efekti var küllülerin, biliyorsunuz. Bu diğer küllülere nazaran şey değil. Ay. Dry ol, bir nefes al be. Ya kusura bakmayın, bayağıdır kafada böyle bu cümlelerin hepsini sıralamıştım. Videoyu oturup konuşmayı bekliyordum. O yüzden taramalı tüfek gibi tarıyorum hepinizi. Şimdi aşağı yorumlar gelecek. Çok konuşuyorsun. Hani ne kadar çok konuşuyorsun. Ama söylemek istediklerim var ve zaten ben buraya konuşmaya oturuyorum ha. Yani ne yapayım, öldüreyim mi? Nereye kadar durulur? Neyse, yazın, önemli değil. Konuşuyorsun da yazın. Çünkü zaten konuşuyorum, biliyorum. Çok küllü bir ton ama bir benzer ton küllülerde
Herhangi bir boya markasında yok. Bu daha böyle bir tafi gibi. Daha soft. Böyle yeşillendirmeyecek bir küllü. Onu söyleyeyim. Yani korkuyorsunuz biliyorum çoğu zaman. Çok küllü boyadan veya çok küllü ciladan saçım yeşillenir mi gibi böyle sıkıntılara düşüyorsunuz. Bunda o tarz bir yeşillendirme olmaz. Çünkü alt tonu daha soft. Mavi gibi, yeşil gibi bir ton değil. Anlatmak istediğimi muhtemelen anlattım. Yani bu 12-11'in oksidanını kullanmak istemiyorsanız, çok yüksek olduğu için de olabilir, başka bir sebeple de olabilir, cila yapmak için kullanılabilecek gerçekten çok tatlı bir ton. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Çünkü benim uçlar biliyorsunuz ne kadar boyarsam boyayım bayağı bir açılıyor ve platine doğru ilerliyor. Ama şu an gördüğünüz gibi hiçbir yeşerme yok. Yani o sapsarı tonun üzerine bile çok tatlı bir soft oldu ve tüm saç aynı renk oldu. Renk eşitleme de birebir. Renk eşitlemek isteyen bu boyayı çok rahatlıkla alabilir. Bu saç rengi aslında sizlerin çok merak ettiği bir tondu. Ben çünkü Instagram hesabım üzerinden storylerde çoğu zaman soruyorum hangi boyayı boyayayım ya da işte merak ettiğiniz bir boya var mı gibi. Bu hafta bunu merak etmiştiniz. Bundan sonra başka merak ettiğiniz boya markaları, Coleston 12-11 gibi, palette 7-77 falan gibi böyle numarasıyla birlikte yazarsanız ben de böyle bir seçime, çünkü storylerde seçiyoruz biz hangisi olsun diye en yüksek oyu alana boyuyorum. Yine böyle seçime katarım ve en yüksek oyu alan eğer sizin seçtiğiniz boyaysa saçımızı boyarız valla. Bu da çok çok kolay bir ton. Çünkü dip boyası yapması kolay. İçerisinden iki paket cila çıkıyor videonun ortalarında falan gördünüz. Şu an yanımda değil ama yani cila ile de tekrardan eğer solduysa şu hani of, hafif bir küllü havası yok olduysa onu tekrar canlandırabiliyoruz, rengi parlatabiliyoruz. Ve işte diplerde tekrar açmaya gerek yok. O yüzden böyle insanı çok cezbeden ayol. Hiç açıcı kullanmadan aylarca saçını bu renk ya da belki de yıllarca saçını bu renk yapmak isteyenler için mükemmel bir seçim. Eğer rengi beğendiyseniz ve doğal renginizi kullanıyorsanız hemen deneyebilirsiniz. Çünkü turunculuk olmadığına dair garanti ederim. Videolarda benim üzerimde gördüğünüz ya da işte saçıma uyguladığım herhangi bir şeyin linkini isterseniz yorumlara yazın. Ben açıklama kısmına ekliyor olacağım. Herhangi bir sorunuz varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa, takıldığınız bir nokta, saçınızı boyarken başınıza gelen herhangi bir aksilik için Instagram hesabım, nasıl tutayım? Burada bir yerde olacak. İsteyenler bana DM'den ulaşabilirler. Eğer görebilirsem hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmadan son bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki YouTube videosu büyük ihtimalle soru cevap videosu olacak. Aylardır bu videoyu çekmeyi böyle hazırlanıyorum, planlıyorum, soruları kaydediyorum. Böyle yaklaşık bir klasör sorum var. Sizin de sorularınız varsa merak ettiğiniz başka şeyler benim hayatıma dair, her şeye dair ne olursa hepsini bekliyorum. Yorumlar kısmına yazın. Her şeyi sorabilirsiniz. Herhangi bir sınır yok. Unutmadan kanala abone olmayı, beni Instagram'dan, videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan, aşağıya tüm fikirlerinizi veya yorumlarınızı yazmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın tekrar.